Hayat haberle haberi hayatla buluşturmak için sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Bölgenin tek televizyonu Ege TV'den mutlu akşamlar. Tarih 23 Temmuz 2020 günlerden Perşembe. Günün sıcak gelişmelerinin yer aldığı Muhammed Saygı'yla ana haber başlıyor. Sevgili seyirciler, Türkiye yarın Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin emaneti Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazını sabırsızlıkla beklerken, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da yarın açılacak Ayasofya Camii'nde görev alacak imam ve müezzinlerin isimlerini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, İstanbul İl Müftülüğü'nde düzenlediği basın toplantısıyla Ayasofya Camii'ne atanan imam ve müezzinleri tanıttı. Bismillahirrahmanirrahim. 3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii'ne atıyoruz. Camimizi onlara emanet ediyoruz inşallah. Ayasofya Camii'mize bir profesör hocamızı imam olarak görevlendiriyoruz, atıyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku ana bilim dalı hocalarından kurra hafız ve ilmiyle hakikaten talebelerini ve ilminden istifade eden pek çok insanımızı doyurucu bilgiler veren Profesör Doktor Mehmet Boynu Kalın hocamızı buraya davet ediyorum. Şimdi ikinci olarak İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi 2015 yılı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya birincisi olan Kurra Hafız Ferruh Muştu Er hocamızı buraya davet ediyorum. Üçüncü olarak İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi ve 2009 yılında yine Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya birincisi olan Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu hocamızı buraya davet ediyorum. Ayasofya Camii Şerifi Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle açılacak. 86 yıl aradan sonra yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii Şerifi'nde cuma namazı öncesi icra edilecek programda belli oldu. Sabah saat 10'da sala ve tekbirlerle başlayacak programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye'nin seçkin hafızları ilk olarak birinci cüzü okuyacak. Ardından Kehf suresi, Meryem suresi, Yasin suresi, Fetih suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas sureleri tilavet edilecek. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm bina ve yerleşkelerinde uygulanmaya başladı. Sıfır atık kumbaralarıyla atıklar kaynağında ayrıştırılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonu ile sıfır atık projesini başlatıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen sıfır atık yönetim sistemi Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm bina ve yerleşkelerinde uygulanmaya başladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi geri dönüşümü olan atıkların türlerine göre ayrılarak biriktirilmesi için tüm bina ve yerleşkelerine sıfır atık kumbaraları yerleştirdi. Atıkların kaynağında ayrıştırılmasıyla çevre kirliliğinin önlenmesi, bertaraf tesislerinin ömrünün uzatılması, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ile ekonomiye katma değer sağlanması hedefleniyor. Bilinçsizce doğaya bırakılan atıklar her geçen gün daha derine iniyor. Bir daha temizleyemeyeceğimiz kadar derine. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sıfır atık projesi kapsamında eğitim çalışmalarına da devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm Denizli Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik sıfır atık farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi online olarak veriliyor. Evet.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sıfır atık projesini Büyükşehir Belediyesi olarak uygulamaya geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle uygulanan projeye büyük önem verdiklerini kaydetti. Projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Sevgili seyirciler, İslam alemi Kurban Bayramı için geri sayıma başladı. Bayrama sayılı günler kala ibadetini yerine getirmek isteyen Balıkesirli vatandaşlar da kurbanlık almak için besicilerin yolunu tutuyor. Bayrama sayılı günler kala ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık arayışlarını sürdürüyor. Balıkesir'de de vatandaşlar kurbanlık almak için üreticilerin yolunu tutuyor. Önce kurbanlık beğeniliyor, daha sonra çetin pazarlık başlıyor. Pazarlıksız hayvan alınmaz. Tamam, ben de diyeyim ki 100 lira tamam. Ben şey yapayım ben bıraktım. Yuvarla 2000 lira. Yuvarlamıyorum abi. İnan yuvarla, hayvan gözüm. Gerçekten büyük hayvan. Yani ufak tefek hayvan olsa. Yuvarla sen onu. 2000 liraya yuvarla. Bak böyle bir ortamda denk geldik. Biz ne güzel işte 2000 liraya yaz. Biz de hayrını gör diyem yani. Oğlum abinden 50 milyon çoban parası al, 2 bin liradan bunu yazan tamam hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür biz de şahitlik ettik. Sizin tam alışverişinizin üzerine geldik. Kurbanınızı aldınız. Hayırlısı olsun. Hayırlısıyla kesmek nasip i̇nşallah, olsun diyelim. İnşallah. Evet, neler söylemek istersiniz? Kurbanınızı hallettiniz. Bu geçen yıl nasip olmadı bize burada kesmek. Ondan önceki yıl kesmiştik. Gayet de memnunduk. Bu sene geçen yıl kesemediğimiz için tekrar bu sene gelelim Mustafa abiyle görüşelim dedik. Ayrısıyla pazarlığımızı da yaptık. İnşallah kurbanımız nasip olur. Keseriz. Balıkesir'in Balıklı Mahallesi'nde hayvancılık işiyle uğraşan Mustafa Türkmen kurbanlık hakkında merak edilenleri ve bu yılki kurban piyasasındaki son durumu Ege TV'ye değerlendirdi. Küçük baş 6 ayını doldurmuş olacak. Anasına yakın olacak. Boynuzu kırık olmayacak. Dişilerde zaten boynuz olayında sıkıntı yok. Dişi boynuzu olursa onun da kırık olmayacak. Bizim bildiğimiz bunlar. Şu küçükle, şu kısımda olmuyor. Şu kırkılmış olan kesimlere bunlar hepsi kurban oluyor. Bunlar hepsini 6 aydan büyük yaşları. Fiyatları abi 1200'den başlayıp 1800'e, 2000'e, 2200'e kadar çıkıyor. Kuzunun büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. Ya, halkımızın talebi nasıl? Şu ana kadar iyi. Normalde bugünlerde başlıyor. 15 gün önce başladı. Gene öyle oldu. Son zamanlara kadar devam ediyor. Geliyor, burada kuzusunu beğeniyor. Kurbana kadar bakıyoruz. Bayram günü sabah geliyor buraya. Bayram namazından sonra sırasına göre insanlara bir sıra veriyoruz. Sırasına göre kesip poşetleyip parçalıyız, paylağını hazırlıyız, bu şekilde verip teslim edip kurbanımızı teslim ediyoruz. Büyükbaşın talebi nasıl halkımız tarafından ve fiyat aralıkları nedir onların da? Şöyle söyleyeyim abi, bizim kendi satışlarımıza göre söyleyeyim, bizim şu ana kadar iyi. Benim kendimin 40-45 hayvanım vardı, ben de şu anda 2 tane hayvan kaldı. En ufak hayvanı 8500'den verdik. En yüksek hayvanı da 16 bin liradan verdik. Bir de hisse olaylarımız var. İnsanlar gelip görüyorlar, hisselerini beğeniyorlar. İnsanlar bakıp seçip kendi hisselerini de alabiliyorlar. En düşük hisse 2000 lira abi. En yüksek hisse 2200 lira. Kesilecek olan hayvanın kapak atmış olması lazım diyorlar. Aynen öyle. Bunu bize gösterir misin? Bir göstereyim abi. Bu. Şöyle. Şu iki tane dişinin çıkmış olması lazım. Anladım. Normalde şu şekilde olması lazım dişleri. Bunlar kapak atmış hali bu oluyor. Ayvalık Belediyesi çalışanlarının geçmiş yıldan kalan maaş ve toplu sözleşmeden kaynaklanan alacakları bayram öncesi ödendi. Başkan Mesut Ergin çalışmaların bayrama huzurlu, keyifli ve mutlu gireceklerini söyledi. Ayvalık Belediyesi çalışanlarının 2019 yılı Şubat ayından kalan alacakları ile toplu sözleşmeden kaynaklanan farkları bayram öncesi ödendi. Seçim öncesi ve sonrasında çözülmesi gereken en büyük sorunun mali disiplin olduğunu hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin sözünün arkasında durdu. Başkan Ergin, 2 yılın önemli bir bölümünde bütün iş yapma imkanlarını kısıtlayan mali disiplin konusunda önemli ölçüde yol aldıklarını belirtti. Ergin, belediyenin esnaf üzerinden piyasaya olan borçlarını kapatmak için de önemli ölçüde ödemeler yapıldığına değindi. Pamukkale Belediyesi her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da önemli çalışmalara imza atıyor sevgili seyirciler. Deliktaş Mahallesi'nde
24 derslikli Pamukkale Belediyesi, Muhammed Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi yapılacak okulun protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Pamukkale Belediyesi eğitim konusunda büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Temmuz ayı belediye meclisi toplantısında Pamukkale Belediye Başkanı anlıyor ki Deliktaş Mahallesi'ne yapılacak olan okulla ilgili olarak yetki verildi. Deliktaş Mahallesi'nde Denizli İmam Hatip Öğrencileri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne ait olan 4688 metrekare büyüklüğündeki arsa Pamukkale Belediye Başkanlığı'na bağışlandı. Pamukkale Belediyesi aynı mahallede eğitim alanı olan yerde 24 derslikli Pamukkale Belediyesi Muhammed Serter İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Anadolu Lisesi yapacak. 2436 metrekarelik arsa alanında toplam 5326 metrekare kapalı alana sahip olacak olan okul, bodrum, zemin ve 4 kattan oluşacak. Okulun proje bedeli 8 milyon TL. Pamukkale Belediyesi tarafından inşa edilecek olan okul 2021-2022 eğitim öğretim yılına kadar tamamlanarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilecek. Denizli Valisi Ali Fuat Atik törende açıklamalarda bulundu. Denizli'deki ilk protokolü imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. İnşallah Allah hayırlara vesile kılırsın. Allah sizlerin hayrını kabul etsin. Bu vesileyle en başta hayırseverimiz değerli Ömer amcamıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir girişimde bulunduğu için. Tabii ki işin mimarlarından Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Başkanımıza da bu hayra ortak olacağı için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah sadaka-i cariyedir. İnşallah o yapı orada kaldığı müddetçe her kim dua ederse hanenize sevap işlemeye devam edecek. İnancımız budur. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Avni Başkanım çok sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel bir fedakarlık örneği gösterdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de projeyle ilgili bilgi verdi. Sayın Valim, bir ay kadar süre içerisinde gerekli projelerimiz tamamlanmış olacak. Milli Eğitim tarafından projelerimiz tamamlanıyor. Bir ay sonrasında da inşallah projeler biter bitmez. Evet Sayın Valim. İhale sürecimiz başlamış olacak. Hedefimiz önümüzdeki 2021 yılında açılışı hazır hale getirmek. İnşallah. Milli Eğitim Teşkilatı adına, valiliğim adına sonsuz teşekkür ediyorum. İzmir sonbaharda U22 ve U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak sevgili seyirciler. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonların tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir ekonomisinin her alanda gelişmesini amaçladıklarını söyledi. Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'na geçen yıl ilk kez ev sahipliği yapan İzmir, bu yıl düzenlenecek iki dev organizasyonla Avrupa Plaj Voleybolu'nun merkezi haline gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğinde Efes Selçuk'taki Pamucak Plajı 16-20 Eylül tarihleri arasında Avrupa Voleybol Konfederasyonu U18 Plaj Voleybolu Şampiyonası'na, 23-27 Eylül tarihleri arasında ise U22 Plaj Voleybolu Şampiyonası'na sahne olacak. Spor dayanışma dedi Filiz Başkan bence. Bizi yine yüreklendirdi bu dayanışmayla. 35 ülkeden 128 takım 256 sporcunun kayıt yaptırdığı dev organizasyonların tanıtım toplantısı tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Alper Aslandaş, Beach It Beach Sports Organizasyon Sorumlusu Gürsel Yeşiltaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhun Bilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman'la Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş katıldı. Toplantının açış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Başkan Soyer'i uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak hem İzmir'in dünya kenti hedefine katkı sunmayı hem de kentin her yerinde hemşehrileri sporla buluşturmayı hedefleyen bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Bu önemli organizasyona 35 ülkeden 128 takım 256 sporcu şimdiden kayıt yapmış durumda. İzmir Büyükşehir Belediyesi uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak hem şehrimizin
dünya kenti hedefine katkı sunmayı hem de İzmir'in her yerinde hemşerilerimizi sporla buluşturmayı hedefleyen bir anlayışla hareket ediyor. Eylül ve Ekim aylarında İzmir'de spor organizasyonlarımız yoğun bir şekilde devam edecek. 6 Eylül'de Uluslararası 9 Eylül Maratonu'nu, 4 Ekim'de de İzmir'in en büyük markalarından biri olacak Maraton İzmir organizasyonlarını gerçekleştireceğiz. İzmir'in uluslararası organizasyonlarının cazibe merkezi olması için uygun bir ekosistem oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu sayede İzmir ekonomisinin şehrin tarihi, kültürel, doğal mirası ve coğrafi karakterine yaslanarak da gelişmesini hedefliyoruz. Plaj voleybolu Avrupa şampiyonalarının İzmir'in tarihsel açıdan en önemli ilçelerinden birinde Selçuk'ta olması da bu yönüyle çok kıymetli. Bu çapta bir organizasyonun şehrimizde bu yönleriyle pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörüne de her anlamda büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, pandemiden hemen sonra Efes Selçuk'ta yapılacak bu büyük organizasyon için çok heyecanlı olduklarını söyledi. İnanılmaz heyecanlıyım, çok da gururluyum. Ve de pandemiden hemen sonra yapılacak çok büyük bir organizasyon olması bizi inanılmaz derecede heyecanlandırıyor açıkçası. Hem spora, sporcuya ve de turizme desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve her daim de bu konuda altını çize çize bundan bahseden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Alper Arslan da ise geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğiyle başarıyla gerçekleştirdikleri Balkan Plaj Şampiyonası'nın yeni organizasyonlar için kendilerine büyük umut verdiğini belirtti. Beach at Beach Spor organizasyonla Selçuk Belediye'mizin bu işbirliğine katılması hem organizasyonun daha mükemmelleşmesine hem de daha güçlü bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayacak. Özellikle organizasyonun yapılması için seçilen tarihi kültürel bir kavşaktayız. Bunu da elimizden geldiğince SEV ve FIB sitelerinde tanıtım filmleriyle anlatmaya, dünyaya göstermeye çalışacağız. Beach at Beach Sports Organizasyon Sorumlusu Gürsel Yeşiltaş, sloganımız kültür ve sporu dünyaya tanıtmak olacak dedi. Özellikle sloganımız kültür ve sporu bir arada dünyaya tanıtmak olacak. Genç sporcularımızı uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil ettirip onlara olimpiyat yoğunlaşmayı hedefliyoruz. Kentteki üzüm üretimini yeniden canlandırarak asırlık bağcılık kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan Buca Belediyesi'nin bağlarından bereket fışkırıyor sevgili seyirciler. Toplam 13 dönümlük alanda 1425 fidenin boy verdiği bağda bu yıl 20 ton rekolte bekleniyor. Bir dönem Türkiye'nin en iyi üzümlerinin üretildiği Buca'da bağcılığı şahlandırmak için örnek çalışmalar yapan Buca Belediyesi bağ bozumuna hazırlanıyor. Kaynaklar bölgesindeki bağlarda yeşeren fideler bu yılın mahsullerini vermek için olgunlaşmaya başladı. Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Ağustos ayı sonunda bağ bozumuyla birlikte toplanması planlanan üzümlerden bu yıl 20 tonluk rekolte bekleniyor. Vermiş olduğu bereketli ürünlerin yanı sıra ürün çeşitliliğiyle gen bankası olarak da hizmet veren bağlarda Buca'ya özgü Razaki üzümünden Benekli Sultaniye, Mevlana üzümünden Bornova Misketi'ne toplam 13 çeşit üzüm bulunuyor. Hasatla birlikte elde edilen üzümlerin bir kısmı kurutularak bir kısmı ise yaş olarak değerlendirilecek. Buca Belediye Başkanı Avukat Erhan Kılıç bağların bu yılki verimliliğinden memnun olduklarını ifade etti. Buca'nın üzümleri eski günlerinde olduğu gibi ağızlarda tat, sofralara bereket olacak dedi. Bu pandemi süreciyle beraber tarımın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Biz belediye ait bütün tarlaların tamamını tarım için kullanmaya başlayacağız. Boş tarlamız artık kalmayacak ve aynı şekilde bu bölgede yaşayan çiftçi vatandaşlarımızın da tarlaların boş kalmaması için onlara ön ayak olmaya çalışacağız. Şu an gayet iyi, bağımız iyi. Yeni suladık.
Çok hastalık falan da yok. Bu yıl ciddi güzel bir gelir bekliyoruz. Ciddi bir mahsul olacak gibi görünüyor. Buradan çıkan mahsul de Bucalı vatandaşımıza, Bucalı'nın malını Bucalı vatandaşımıza dağıtacağız. Başkan Kılıç, Buca'da bağcılık kültürünü geliştirerek kentteki üzüm üretimini teşvik etmeye hedeflediklerini söyledi. Buca'nın sembolü olan Razaka üzümlerini yetiştirerek yeniden markalaştıracağız. 2021 Nisan ayında yeni bağımızı kurmayı planlıyoruz, dedi. Sevgili seyirciler, Balıkesir Basın Camiası'nın sevilen isimlerinden İhlas Haber Ajansı ve Balıkesir Birlik Gazetesi muhabiri Hasan Otağ, Fırıncıoğulları yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Atatürk Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İhlas Haber Ajansı ve Birlik Gazetesi muhabiri Hasan Otağ Fırıncıoğulları 22 Haziran'da geçirdiği kalp krizi sonucu Atatürk Şehir Hastanesi'nde anji olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık bir aydır yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Fırıncıoğulları tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün akşam üzeri kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Gazeteci Hasan Otağ Fırıncıoğulları'nın vefat haberi Balıkesir basınında büyük üzüntüye sebep oldu. Hasan Otağ Fırıncıoğulları 14 Mayıs'ta Ege TV'de Balıkesir'in Meydanı programında Ramazan Karaca'nın canlı yayın konuğu olmuştu. Sayın Ramazan Karaca, şimdi öncelikle koronavirüsü Balıkesir açısından değerlendirecek olursak STK'lar, vatandaşlar bu koronavirüsü sürecini devletimizin çok iyi yönettiği görüşünde hemfikirler. Zaman zaman yaşanan aksaklıklar olsa da bunları Büyükşehir Belediye'miz, 6 Eylül Belediye'miz merkezdeki ve Karesi ve diğer ilçelerdeki belediyelerimiz çok güzel çalışmalar yaptılar. Fırıncıoğulları için ilk tören Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nde yapıldı. Burada Cemiyet Başkanı Ramazan Demir kısa bir konuşma yaptı. Balıkesir basınının güzel isimlerinden bir tanesiydi. Ben kendisini tanıdığımda 2000'li yılların başlarıydı. O zamanlarda Balıkesir Spor'la ilgileniyordu. Balıkesir Spor'un internet sitesi yoktu. Balıkesir Spor.org'la Balıkesir Spor'un maçlarını, Balıkesir Spor'un antrenmanlarını, Balıkesir Spor'la A'dan Z'ye bilgileri Balıkesir dışındaki insanlara, Balıkesir Spor sevdalarına duyuran bir arkadaşımızdı. Sonrasında 2000'li yılların yine 2004-2005 yıllarında bir gazetemizin spor servisinde çalışmaya başladı. O günden bugüne 15 yıldan beri Balıkesir'deki çeşitli gazetelerde görev yaptı. Son olarak da Balıkesir Birlik Gazetesi'nin haber merkezinde ve İhlas Haber Ajansı'nın Kaşa muhabiri olarak çalışmaktaydı. Yani Otağ'la ilgili bilmiyorum, ölüm yakışmadı falan denilebilir ama ölümün erkeni geci yok. Ölüm her an bizimle beraber, bizlerle beraber ve ölümle birlikte de yaşamayı, bunlardan ders almayı da hepimiz öğrenmemiz gerekiyor. Yani Otağ'la ilgili söylenecek çok şey yok. Şuradaki topluluğa bakıp hepimizin görevlerimizi yaparken, ifa ederken Otağ gider ayakta bize bir ders veriyor diye ben düşünüyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Bizim hakkımız varsa haklarımız helal olsun. Gazeteciler Cemiyeti'nde dua eden Balıkesir müftüsü Ramazan Topçan, merhumun arkadaşlarından helallik istedi. Otağ Fırıncıoğulları'nın cenazesi gazetecilerin omuzları üzerinde Gazeteciler Cemiyeti'nden Zanos Paşa Camii'ne kadar taşındı. Cenazeye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekil Yasin Sağay, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Serkan Sarı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Gökay Yüksel, İyi Parti İl Başkanı Nedim Tuna, Karesi Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Türkmen, Şaban Akkol, 6 Eylül Belediye Başkanı Vekili Feyyaz Çiftçi, Basın İlan Kurumu Müdürü Gökhan Eren, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ, Fırıncıoğulları'nın annesi Seval İnaltay, oğlu Berk Fırıncıoğulları, kardeşi Oya Fırıncıoğulları, yeğeni Yağız Şanal, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle yetkililer ve basın camiasından meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Zamanı aşağı senden biliyor, dileniyorduk ya Rabbim. Ahirette göçmüş olanların manevi huzurunda bulunduğumuz paşa dede başta olmak üzere civarında meçhul bulunan bir cümle müminin müminatın da onların arşeledin ya Rabbim haberdar eyle. Şu anda mahsus musalla taşında bulunan Otağ Bey kardeşimizin de ruhaniyetini arz eledik ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerimlerden selam ve selamlardan haberdar eyle ya Rabbi. Kabrini kurnur, makamını cennet eyle.
Zanospaşa Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Ramazan Topçan kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Hasan Otağ Fırıncıoğulları'nın naaşı Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evet, meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı diliyoruz efendim. Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen ve Cuma gününe kadar devam edecek olan Kavuklu'nun Mesleği adlı orta oyunu gösterimi dün akşam Çeştepe Mahallesi Belediye Meydanı'nda başladı. Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen ve Cuma gününe kadar devam edecek olan Kavuklu'nun Mesleği adlı orta oyunu gösterimi Çeştepe Mahallesi Belediye Meydanı'nda başladı. Perdelerini açan tiyatro etkinliği yoğun ilgiyle karşılandı. Genç yönetmen Ali Büyük Kartal'ın yazıp yönettiği, Sait Ateş Bars ve Zeynep Güngören'lerle birlikte sahne aldığı Kavuklu'nun Mesleği orta oyununu Efelerli çocuklar kahkahalarla izledi. Anne babaların da izlediği tiyatro oyunu alkışlar eşliğinde sona erdi. Hemzelir'de geçtik, tatlılara geldik. Hadi bakalım, Dilber Duda, Çeştepe tatlısı. Tiyatro gösterimi 23 Temmuz Perşembe günü Umurlu Mahallesi Mustafa Yılmaz Parkı'nda ve son olarak 24 Temmuz Cuma günü Pınarbaşı Mesir Alanı'nda izleyicisiyle akşam saat 20.30'da buluşacak. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tiyatronun öğretici özelliğinin ön plana çıktığına vurgu yaptı. Çocuklarımız tiyatro oyunlarıyla eğlenip mutlu oluyor. Çocuklar mutlu olduğunda ben de mutlu oluyorum dedi. Sevgili seyirciler, Gazi Emir Beyaz Evler'de Dere Mahalle olarak bilinen alanda 15 yıldır süren kanalizasyon sorunu tarih oluyor. Hala kanalizasyon dışarıya akıyor. Orada kanalizasyonda oynayan çocuklara şahit oldum. Gazi Emir Beyaz Evler'de Dere Mahalle olarak bilinen alanda 15 yıldır kanalizasyon sorunu yaşanıyordu. Gazi Emir Belediye Başkanı Halil Arda bu soruna el attı, çalışmalara başlandı. Gazi Emir'de Beyaz Evler Mahallesi'ne bağlı dere mevkiinde 11 evin kanalizasyonu arazi yapısı nedeniyle 15 yıl aşkın süredir dereye akıyor. Çocukların üzerinde oyunlar oynadığı ve bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya kaldığı alanla ilgili seçim öncesinde bölgede inceleme yapan ve yurttaşlarla görüşen Başkan Arda, alanda oynayan çocuklardan çok etkilenmiş ve sadece burayı çözsem bile bu bana yeter demişti. Sözünün ardından başkanlık koltuğuna oturan Başkan Arda'nın İSU yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından sorunun çözümü için adımlar atıldı, alanda çalışmalar başladı. İSU Genel Müdürü Aysel Özkan, Başkan Yardımcıları Necati Kırmaz, Deniz Dinler, Gazi Emir Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili üyesi İbrahim Özkara ile çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Arda, yapılacak çalışma sonunda 11 evin kanalizasyonunun düzenlenecek kanal yoluyla ana kanala bağlanacağını, oradan da Yobaz Deresi'ne deşarj edileceğini açıkladı. Başkan Arda, 21. yüzyılda Gazi Emir'de böyle bir görüntünün olmasına izin veremezdim dedi ve sorunun bir an önce çözüleceğini belirtti. Büyükçekmece Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı'nda kurban kesimi sırasında İslami kurallara uygun kesim yapılması, kesim sırasında yaşanabilecek kazaları önlemek için uygulamalı kurban kesim kursu düzenledi. İki gün süren kursa 18 yaşından büyük tüm vatandaşlar başvuru yapabildi. Kursun ilk gününde İslami kurallara uygun olarak kurban kesimine yönelik dini bilgiler eğitimi ve iş güvenliği eğitimi verildi. Yapmış olduğumuz iş sadece kasaplık değil, bir ibadetin bir bölümünü yerine getiriyoruz. Kesmiş olduğumuz hayvanlar Allah'a adanan hayvanlar. Sıradan hayvanlar değil. Gayrimeşru yolla elde edilen para o kişinin malı sayılmadığı için onu kullanması da caiz olmaz. Kurban çeşitleri var. Şimdi bizim kurban bayramında kesmiş olduğumuz kurban var. Kursun ikinci ve son gününde ise uygulamalı olarak kurban kesim eğitimi uzman kasaplar tarafından verildi. Kurban kesiminin incelikleri ve kurbanlıklara eziyet çektirmeden nasıl kesim yapılması gerektiği konuları detaylı şekilde anlatıldı. Ön sol bacağı hariç üç bacağını bağlıyoruz. Üç kere tekbir getiriyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bıçağı göstermiyorsunuz hayvana, arkada duruyor.
kulağıyla gözünü kapatıyorsunuz, görmesin. Eğitimler sırasında kursiyerler akıllarına takılan soruları eğitimcilere sorma fırsatı da bulurken kursa katılan 100 katılımcıya Milli Eğitim onaylı sertifika verilecek. Kurban kesmek için müracaat ettik. Temiz ve helal kesim için buraya başvurduk. Dünya hayvanlar nasıl kesilir? Bıçaklar temiz olacak ve keskin, hijyen olacak. Hayvana eziyet vermemek için başvurduk. İnşallah başaracağız. Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ben kendi kurbanımı kendim kesmek istiyorum. Uzun zamandır bunu düşünüyordum. İşte bu kursta detaylarını öğreneyim dedim. Ona göre kendi kurbanımı kendim kesmek istiyorum. Dün dini eğitim aldık. Bir de iş sağlığı eğitimi aldık. Bugün de herhalde kesimi göreceğiz. Sevgili seyirciler, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas Valiliği makamında düzenlenen devir teslim töreniyle görevini Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'a devretti. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas Valiliği makamında düzenlenen devir teslim töreniyle görevini Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'a devretti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesiyle İstanbul'un Şile ilçesine atanan Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya görevini Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'a devretti. Cengiz Bey de Gömerek'ten başladığı bir süreci zararlı bir tepkisi var. Evet. Kaymakam vekiline Ulaş 3 ilçeye çok tanımış oldu. Evet. Dolayısıyla Sivas'ın coğrafyasında tanımış oldu böyle. Aynen. Bilmek önemli. Altı ay önceden başlamış oluyorsun. Özel İdare çok kurumsal, güzel bir uyum var. Meclisi, idaresi güzel bir uyum var. Aynı şekilde devam edeceğiz. İnşallah. Böyle şüphem yoktur. Artık bir ay bismillah diyoruz. Var gücümüzle çalışmaya devam. Valilik makamında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, uzun süre Sivas'ta önemli hizmetlerde bulunan Kaya'ya teşekkür etti. Uzun süre Sivas'ımıza hizmet eden genel sekreterimiz Mehmet Devri Bey'in uygununu görüyoruz. İstanbul Şile Kaymakamı makamında. Gerekli ilgiyle, gerek özel idarelerinde güzel hizmetler bıraktı. Bizden bayrağı değer almıştı. Aldığı bayrağı da emanetle, layık geçişiyle yerine getirip, anlığa başı dik bir şekilde de ilimizden ayrılıyor. Ben tüm Sivaslar adına ve meslek adına ve şahsım adına Sivas Valisi olarak herkese teşekkür ediyorum. Bu yolumuz bahsini açık edelim. Ve genel sektörümüzden boşalan koltuğu da şu an yeni kararname Ulaş Kaymakamı'na atılanın meslektaşımız Cengiz Bey'e değer ediyoruz. Güzel bir devir oldu. İşte Sivas'a yakışan da bu. İlimizde, büyüklerimizde, milletvekillerimizde, sayın bakanımızda yaptığımız istişare neticesinde de yine Sivas'ı bilen, Sivas'ı tanıyan bir meslektaşımızı daha önce Gemelik Kaymakamı, şu an Ulaş Kaymakamımız Cengiz Nayman Bey bundan sonra Özel İdare Genel Sekreterliğini Nebi Bey'in aldığı bayrağı yürütecek. Ben inanıyorum ki bilgisiyle, birikimiyle, Nebi Bey'in de büyük destekleriyle, paylaşımlarıyla Cengiz Bey bu bayrağı o da aynı şekilde abisinden aldığı bayrağı meslek büyük olarak biz meslek büyüklerine bilgilerini amit eder. Nebi Bey'den aldığı bayrağı da ziyadesine daha yükseklere taşıyacaktır. Ben tekrar bu değişimin Sivas'ımıza, özel idaremize hayırlı uğurlu olmasını, bu değişime katkı sağlayan Galatasaray Cengiz Bey'in bu konudaki tasarrufu konusunda bizlere destek sağlayan büyüklerimize teşekkür ediyoruz, bakanlığına teşekkür ediyoruz. Tekrar ediyorum, Nebi Bey'in bıraktığı bu hoşçalardan dolayı gerek ailesi, gerek çocuklar için bu sürecin hakkı mahallesi olması temelisine bu bayrağı burada birlikte bir aile hukuk içerisinde değerini gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Rabbim utandırmasın. Nebbiyeninde Allah'ın aç gelsin. Konuşmaların ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'ın Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görevlendirilmesine ilişkin yazıyı imzaladı. Ve aldığım bayrağı aldığımız noktadan daha yüksekten geçeceğine inanıyorum. Rabbim utandırmasın. 40 Sivil Toplum Kuruluşu'ndan oluşan Başkanlar Kurulu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde istişare toplantısını gerçekleştirdi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, kurulun önemine değindi.
Covid-19 salgını nedeniyle toplantıların yapılamadığına değinen Başkan Eken, bugün pandemi sürecini ve yapılan çalışmaları değerlendirmek için bir araya geldik dedi. Malum Covid pandemiden dolayı yapamadığımız Başkanlar Kurulu toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem aramıza yeni katılan başkanlarımız var, hem tabii programlarından dolayı şehir dışında olan başkanlarımız var. Ama 30'a yakın bir sayıyla bugün toplanmış vaziyetteyiz. Bugün aslında hem gündemi, pandemiyi değerlendirmek, hem bu 4-5 ay içerisindeki yaptıklarımızı paylaşmak, hem de inşallah biraz sonra toplantıda kararını alacağımız bir dahaki toplantımıza hepimizin hazırlıklı gelerek şehre dair eksik, fazla yapılması gereken noksanlıklar ne varsa bunları herkes kendi bünyesinde oluşturarak bir dahaki toplantıya getirecek inşallah ve o toplantıda tabiri caizse reçeteyi çıkaracağız. İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Başkanlar Kurulu'nda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Memleketin dertlerinin dertlerinin bu anlamda elini taşın altına sokan insanlarız. Hepimizi kastederek söylüyorum. Sivil inisiyatifler oluşturur. Sivil siyaset oluşturur. Bunun bir tarafında bürokrasi vardır. Ama bunların hepsinin üstünde bir Sivaslı gerçeği vardır. Ben tekrar bu davetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olduğumdan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal da salgın sürecinde küçük esnafın olumsuz etkilendiğinin altını çizdi. Pandemi döneminde gerek Avrupa'da, gerek dünyada, gerek Türkiye'de büyük bir huzursuzluk yarattı. Özellikle de Türkiye'de en fazla etkilenen küçük esnaf ve sanatkarımız. Yalnız bazı iş yerlerimiz tabii kapandı, bazı iş yerlerimiz açıldı ama bazı iş yerlerimiz hala kapalı. Özellikle hizmet grubunda kahveciler, kahvehanelerde oyun oynanmıyor biliyorsunuz. Kahvede oyun oynanmayınca da müşteri sadece çay içmeye gelmez. 5-6 aydır bu vatandaşlarımızın, bu esnafımızın iş yerleri kapalı. Başkanı da tekrar teşekkür ediyorum. Demiryol İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Murat Kötük, TÜDEMSAŞ'ın Sivas için önemine vurgu yaptı. Önce tabii bir de TÜRASAŞ, TÜDEMSAŞ diye bir konumuz var şehirle ilgili. 1939'dan beri şehrimizde faaliyet gösteren Cer Atölyesi, sonra SİDEMAS, sonra da TÜDEMSAŞ olan kuruluşumuz geçtiğimiz yıl başında alınan kararlarla şimdi TÜRASAŞ adı altında Eskişehir, Sakarya ve Sivas birleştirilerek tek bir genel müdürlük olması yasalaştı, yürürlüğe girdi. TESİŞ Sendika Başkanı Tevfik Güveri de yaptığı konuşmada Kangal Termik Santral'de yaşananları dile getirdi. Ticaret Odası Başkanı aynı zamanda Başkanlar Kurulu Başkanı olarak ulusal medyalarda dile getirmesi bize büyük bir güç verdi. Onun için de Başkanlar Kurulu üyesi olmaktan gurur duyuyoruz. Kıymetini bilip birbirimizi severek, sayarak hizmet etmek nasip eder inşallah. Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Özcan Binay ise kurul çalışmalarının önemine değinerek muhasebecilerin pandemi sürecinde önemli çalışmalar yaptığını ifade etti. Bu pandemi döneminde biliyorsunuz kısa çalışma gerekleri falan işyerlerimizi bayağı zorladı. Bunun tüm yükünü ben ve meslektaşlarım karşıladık. Onun için kendi meslektaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Bizler bu süreçte tabii ki ne yaptık? Kendi normal beyannamelerimizi veremedik. Kent Konseyi Başkanı Ahmet Alim de Sivas'a yön verecek olan Sivas'ta nasıl hedefler olacak, nasıl çalışmalar yapılacak, bunlara yön verecek olan bizleriz, sizlersiniz dedi. Başkanlar, Sivas'a yön verecek olan, Sivas'ta gelecekte nasıl hedefler olacak, nasıl çalışmalar yapılacak, bunlara yön verecek olan bizleriz, sizlersiniz. Bizim Sayın Başkanımız, bu toplantıları sık sık yapmamız lazım, sık sık bir araya gelmemiz lazım. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya gittiniz, uğraştınız. Ama ben hep şunu diyorum, ya başkanım tek başına gitti Ankara'ya, tek başına uğraştı. Toplantıda Sivas'ın gelişmesi ve kalkınması için fikir alışverişi yapıldı. We'll be right back.
sektörümüzün inşaat sektörünün son yıllarda yaşamış olduğu ekonomik durgunluktan sonra bu tarz projelerin hayata geçtiğini görmek özellikle bölgemizde bizleri gururlandırıyor. Bu sebeple projenin yatırımcıları Bülent ve Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bölgeye kattıkları değerden dolayı. Bu tarz projeler bölgede çoğaldıkça hem bölgemiz hareketlenecek. Üniversiteden dolayı zaten bölgemizde bir değerimiz var. Ve büyük parsellerin olduğu son aks artık İzmir'de kuzey aksımız. Bu bölgenin değer kazanması, ilerlemesi açısından bu tarz projeler bizim için çok çok önemli. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Değerli katılımcılar, ben de sizlere hoş geldin demek istiyorum. Buca bulunduk. Sizler de hep beraber kendilerini destekliyoruz. Ahmet abime, Bülent kardeşime böyle güzel bir yatırım için, böyle güzel bir proje için, bölgeye ciddi bir katılım yaptıkları için katkılarından dolayı ben de teşekkür ediyorum. Bizleri gerçekten heyecanlandırdı. Böyle sıkıntılı bir süreçte ekonomiye can kattıkları için, istihdam sağladıkları için gerçekten onları tebrik etmek lazım. Ben de hayırlı olsun diyorum. Projelerinin bir an evvel hayata geçmesi için Allah'tan onlara yardım diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Bol kazanç, hayırlı müşteri nasip etsin. Barış Öncü açık değil galiba. Barış Öncü, Çiğli Müteahhit İş Adamları Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum. Aynı zamanda İzmir Ticaret Odası'nda İnşaat Komitesi'nin başkanıyım. Ben de arkadaşlarım gibi sektörde konut işiyle iştigal ediyorum. Çiğli'de yerleşik projelerimiz var bizim de aynı şekilde. Aynı zamanda dediğim gibi dernekçilik tarafında da sektörün sivil toplum örgütleri tarafından ilerlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biraz sektörü değerlendirebilir miyiz? Biraz önce dediğimiz gibi son yıllarda sektörümüz çok sıkıntı yaşadı. Ülkedeki ekonomik dalgalanmalar, dövizdeki dalgalanma, piyasalardaki yaşanan sıkıntıdan ilk etkilenen sektör konut sektörü. 2013 yılından beri zaten çok ciddi bir daralma vardı sektörümüzde. Son 2 yıldır da faizlerin artması arkasından doların, euronun ciddi derecede fırlamasıyla malzeme fiyatlarının artması sektörümüzü ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Bununla birlikte tabii sektörümüzde biraz önce dedik ya sivil toplum örgütleri tarafında sektörün sıkıntılarını çözmek için uğraşıyoruz masanın diğer tarafında. Son birkaç yıldır yönetmeliklerde yaşadığımız değişimler, değişikliklerden kaynaklı da sektörümüz zaten sürekli 6 ayda bir otopark yönetmeliğinin son günü, imar yönetmeliğinin son günü, yeni yönetmelik çıkacak. Sürekli onlara hazırlanmaktan, sürekli bir koşuşturmaca ama diğer tarafta da hep ekonomik kriz kapıda sürekli sıkıntı yaşayan bir sektördük bugüne kadar. Şükürler olsun son 3 aydır faizlerin de düşmesiyle beraber bekleyen alımlar stoklarımızın hemen hemen tamamını eritti İzmir'de. O yüzden mutluyuz.
Otobanla beraber İzmir'in önemi biraz daha arttı. Bu anlamda yatırımcılara, alıcılara, satıcılara neler önerirsiniz? Tabii İzmir-İstanbul otoyolunun açılması, işte şu anda Çeşme'de konuşulan büyük çaplı turizm projesi İzmir'in önemini bütün Türkiye'ye kanıtlamış durumda. Çok ciddi bütün paydaşlarım talepler alıyorlar İstanbul'dan, Ankara'dan, diğer şehirlerimizden. İzmir'de sektörümüzün geleceği çok açık. 30 yıl önümüz açık İzmir'de. Benim görüşüm 30 yıl önümüz açık. Yani diğer iller için bir şey diyemeyeceğim Ankara, İzmir için ama İzmir'de 30 yıl önümüz açık. Yani daha gidecek çok yolumuz var. Paydaşlarımızın hemen hemen çoğunun elinde stokta konut kalmadı. Şu anda ikinci el konutlarımız var. Onlar da tekrardan şu anda değerleniyor. Tekrardan yeni sahiplerine kavuşuyor. O yüzden yapılan her yatırım şu an yerinde ve zamanında. Önümüz çok açık. Dediğiniz gibi otoyolla beraber de zaten dışarıdan gelen talep de var. İzmir'in önü çok açık. Başkanım, sizi de tanıyarak. Merhabalar. Ben Buca Müteahhit ve İş Adamları Derneği Başkanı Ferhat Özmen. Aynı zamanda Ticaret Odası İnşaat Komitesi'nde meclis üyeliği yapıyorum. Barış Başkanıma katılıyorum. Tabii sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bütün sektörler, özellikle bu pandemiden dolayı bütün Türkiye'de, bütün dünyada sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Buna rağmen bu son kredilerin düşmesiyle, ertelenmesiyle, bir yıl vadelerin ertelenmesiyle sektöre bir can suyu oldu. Hızlı bir hareket oldu. Ama amaç bu değil. Yani zor günlerimizde değil, diğer geniş zamanlarımızda da yani alımlarımızı yapmamız daha doğru olur. Çünkü süreci kısalttık. 2-3 aylık bir sürece getirdik bu satışları. Her açıdan alıcı için de bir panik oldu, satıcı için de bir panik oldu. Bu iki taraf için de istenmeyen durumlar aslında bana göre. Müteahhitin sıkıştığı zaman, ekonomik krizin olduğu zaman maalesef alıcılar konut vesaire gayrimenkul almadılar. Ne yaptılar? İşte paralarını bankalarda değerlendirmek istediler. Biz hep şunu demiştik, birkaç televizyon programında da hep söylemiştik. Bu sıkıntılı zamanlarda siz alımlarınızı alırsanız çok daha karlı olursunuz. Ve bunda haklı çıktık. Geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatları zaten karşılaştırdığımızda sadece inşaat olarak değil de her şeyde bir %50 fiyat artışı oldu. Sıkıntılı zamanda eğer bu alımları tüketicilerimiz yapmış olsalardı bugün biz de sıkışmamış olacaktık. Onlar da çok rahat bir şekilde konutlarına sahip olacaklardı. Önümüzdeki süreçte müteahhit arkadaşlarımızın büyük proje yapabilmeleri için bu cesareti vermeniz gerekiyor. Yani acaba satabilir miyim? Acaba bir krize daha yakalanabilir miyim diye üyelerimizin birçoğu yeni işe şu anda kalkışamıyor, bekliyor. Yani bu cesareti gösteren Demirsel'i gerçekten bir kez daha tebrik ediyorum. Yani 225 konutluk bir projeye bu zamanda başlamaları büyük bir cesaret. Onları alkışlamak istiyorum. Cesaretlendirmek lazım. Sektörün canlanması demek, ekonominin canlanması demek. Bütün çarklar hep birbirine bağlı. Bize bağlı, inşaata bağlı 200 tane sektör var. Sanayi vesaire, iş gücünü, bütün her şeyi içine almış oluyor bu sektör. Geçen yıl hiç yapamadık inşaat. Yani iş derken %90 gibi müteahhitlerimizin birçoğu ellerindeki işi sadece tamamladılar. Yeni projelere başlamadılar. O açıdan şu anda elimizde stok bile kalmadı. Yani arayan arayana elinizde konut var mı, konut var mı? Yani bir nevi dernekler olarak torpil yapacağız sanki birilerine. Yani konut almalar için elimizden gelen işte eş, dost, herkesi arıyoruz ya elimizde kaldı mı diye. Böyle bir şey hiçbir zaman yaşanmamıştı. Yani bunun da işte sebebi stokların azalmasıydı. Stoklarımızın bu şekilde azalmaması için ne yapacağız? Bizim inşaat sektörünü tekrardan canlandırmamız lazım. Projelerimizi hayata geçirmemiz lazım. Sektördeki arkadaşlara cesaret vermemiz lazım. Hep bu kredilerin düşüşünü falan beklemeden normal seyrine dönmemiz lazım. Çünkü bu krediler belli bir süre için düşürülüyor. Çok uzun bir süre de olmayacak. İnancım 1-2 ay içerisinde tekrar krediler yükselecektir. Onun için alımlarımızı yapalım ve arkasını hiçbir zaman boş bırakmayalım.
Biz ticaret odası olarak, dernekler olarak her zaman arkadaşlarımızın arkasındayız, sektörümüzün arkasındayız. Ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz ama maalesef işte yönetmelikler vesaire, Türkiye'nin bazı şartları işte bir şeyleri tam yapmamıza engel oluyordur. Ben sözü çok uzatmayayım. Misafirlerimiz bekliyor. Açılışımızı da yaptık. Tekrar tebrik ediyorum meslektaşımı. Herkesin projelerine devam etmesini isteriz. Demirsel ailesine başarılar diliyoruz. Demirsel ailesine gerçekten başarılar dilerim. Allah hükümet versin. Emekleri boşa çıkmasın. İyi satışlar diliyorum. Şimdiden yerinizi kapın. Bu fiyatlarla, yani duyduğum kadarıyla fiyatlar da çok çok cazip. 170 liraya daire bu zamanda nerede kaldı bilmiyorum. Yani ta Bucaları bırakıp gelmişler buralara kadar bir şeyler yapıyorlar. Yani şimdi bu bölgede canlanan bir bölge, üniversite var. Ben şu anda bir tane almak için kendisine başvuracağım yani. Sizleri de bu açıdan yani kamçılamak isterim. Fiyatlar çok çok cazip. Projeyi de çok beğendim. Hep beraber el birliğiyle bir el vermek lazım, omuz vermek lazım. Öyle düşünüyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, hayırlı olsun. Bu kadar. Anadolu'da ilk inşa edilen camilerden biri olan Sivas Ulu Camii'nin Eğrim Minaresi'nin sırrı minareye monte edilen sensörlerle ortaya çıkacak. Sivas'ta Danışmentler döneminde 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Kudbettin Melihşah tarafından 1197 yılında inşa edilen ve Anadolu'daki ilk camilerden birisi olan Sivas Ulu Camii'nin minaresi 117 santimetrelik eğimiyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki aylarda restore edilmesi planlanan Sivas Ulu Camii'nin minaresindeki iğme, hareketlilik, rüzgar, ısı, nem ve titreşim takılan sensörlerle ortaya çıkarılacak. Minare takılan sensörlerle 6 aylık süreçte takip edilecek, elde edilen veriler doğrultusunda restorasyona caminin eğri minaresinden başlanacak. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, 117 santimetre eğimiyle yıllara meydan okuyan eğri minarenin sağlamlığının çift duvar olarak inşa edilmesi olduğunu söyledi. Minaremiz, camimiz ve bir medeniyetin iz düşümü olan Ulu Camimizin minaresinden başlayalım istedik. Zira en önemli noktası minaresi. Minarenin yine yıllara sari olarak izlenmesi var. Bu izlenmeler birleştirilerek rapor halinde son bir izlenme daha yapılarak minare hakkında restorasyon mu yapılacak, yeniden mi inşa edilecek, bunlar üzerine karar vermek üzere bir çalışma başlatıldı. Ve göreceğiniz üzere yapılan bu çalışmada minarenin ivmesi, rüzgar, hareketlilik, ısı ve nem, bütün bunların ve hatta titreşim, bunları görebilme ve anında haber alabilme merkezi sistemi var. Oradan 6 ay içerisindeki bu izleme neticesinde bize bir yön verecek. Bununla da ilgili genel müdürlüğümüzle görüşerek minare hakkında kararlarımızı vereceğiz. Zira camimiz zaten yapısı itibariyle kendisi tarihi olması ama sanatsal değeri çok yoktur.
Bundan dolayı da çok sıkıntımız yoktur camiyle ilgili. Camiyi her halükarda restore ederiz. Ama minarenin buradaki en önemli şeyi Khorasan tipi minarelerden bir minare ve çift cidarlıdır. Yani çift duvarlıdır bu. Bundan dolayı dayanıklılığı uzun sürmüştür. İnşallah buraya el alıp başlattığımız zaman gök medresemiz tamamlandı. Son aşamadayız. Belediyemiz tarafından kale restorasyonu yapılıyor. Kalede çalışmalar var. Ulu Camii de bize nasip olur da tamamlarsak böylece bir turizm meydanı, hatta inanç turizminin hareketli olduğu bir meydan daha oluşmuş olacak. Elçim sensörleri var. Sensörlerle izleniyor şu anda. Deminki söylediğim konular gerek nem oranını, gerek titreşimini ve gerekse ivmesini gösteren şeyler, çalışmalar yapılıyor. Şakül hesabı yapıldığı zaman üstten 117 santim bir eğim var. Tabii. Bu zaman içerisinde değiştiği söyleniyor ama bunu bu şeyde göreceğiz, bu ölçümde göreceğiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sulama kanalında mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren köpeği nefes kesen bir operasyonla kurtardı. Yok, oradan çıkmayacak, üstünü alamayacak. Sokak köpeği sulama kanalında mahsur kaldı, boğulmak üzere olan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Olayın adresi Denizli. Çomeli ilçesinin Belevi mahallesinde bir sokak köpeğinin sulama kanalında mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Çomeli Merkez Şubesi ekipleri ilginç bir kurtarma operasyonuna imza attı. Sulama kanalının hemen yanındaki beton borunun içine girdiği tespit edilen köpeğe ulaşmak için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri bir süre sonra kazma ve küreklerle kazı çalışması yaptı. İçi su dolu boruda köpeğin boğulma tehlikesi üzerine hızlı şekilde olaya müdahale eden ekipler kısa süre içerisinde amacına ulaştı. Köpeği boynundan yakalayan itfaiye personeli hayvanı bulunduğu dar borudan çıkarmayı başardı. İtfaiye ekipleri tarafından yeniden özgürlüğüne kavuşturulan köpek daha sonra gözlerden uzaklaştı. Bir daha dene bak, geliyor bak. Hop 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 hop. Gel azdan. Hadi kızım. Hadi. Ula kabadan tamam. Ya nefes ettiğin ula. Tamam. Aptı başında ola bak. Allah başında adam oraya girer. Aha! Kaç o kadar. Evet, bu haberle de bugünkü bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın ama habersiz kalmayınız efendim.